Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 31 Aralık 2018 ve yani 2018'in son günü. Ben de yeni bir yıla girmeden önce son bir video çekmek istedim. Dünden beri Instagram'da dönen bir böyle 2018 boyunca yaptıklarının fotoğraflarını tarihlerle birlikte storylerde atmalar görüyorum. Ben de onun biraz daha böyle YouTube'a çevirmek istedim ve 2018'deki yaşadığım ilkleri, güzellikleri, hüzünleri, mutlulukları sizlerle paylaşmak istedim. Onun için bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik iyi seyirler diliyorum. Biraz hastayım. O yüzden böyle resimlerde, videolarda arkadan ses kaydı yerine belki ara sıra böyle yine çıkabilirim ortaya. Öyle. 2019 için dileklerimi videonun sonunda izleyebilirsiniz. Şimdilik iyi seyirler diliyorum. ...2018'e çok sevdiğim oda arkadaşlarımla birlikte yurtta girmiştim. Yani onlara şimdi oda arkadaşlarım demek biraz eksik kalıyor benim için. Çünkü birlikte geçirdiğimiz yurt hayatı sürecinde ben ailenin en küçük üyesi olarak birlikte kocaman bir aile olduk diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel zamanlar geçirdik onlarla birlikte. Onları çok seviyorum. Bu sene de yurttayım ama bu sefer tek başımayım çünkü onlar 2018'de mezun oldular. Bu da benim 2018'in benden aldıkları, bana kattıkları diyebileceğim bir olay tabii ki. Ocak ayıyla başlayacak olursak, Ocak ayında hepiniz bilirsiniz bu finaller, bütler, bir telaş içinde bu. Hani kalacak mıyım, geçecek miyim, eve ne zaman gideceğim, yani tabii eğer şehir dışında okuyorsanız gibi, tatil ne zaman başlayacak gibi bir telaşla başlıyor Ocak ayı. Şu anda da zaten ocağa gireceğimiz için birkaç saat sonra seneye diyormuşum. Hayır. Böyle final büt telaşın içindeyiz. Neyse. Eve gitmeden birkaç gün önce de ilk defa bir film galasına katıldım. Bu benim için gerçekten hayatımdaki en heyecanlı günlerden bir tanesiydi. Çünkü YouTuber'larla tanışmıştım. Bu benim için gerçekten çok heyecanlıydı. Eve gittiğimde beni bekleyen minik bir bebek vardı tanışmak için. Toprak. Aralık 2017'de dünyaya gelmiş olup beni hala yapmış olmasına rağmen ne yazık ki sınavlarımdan dolayı, okuldan dolayı Toprak bir aylıkken tanışabildik, kavuşabildik. Gerçekten bu benim başıma gelen en duygusal, en özel olaydı. Yani o haberi aldığımda burada hani yurtta böyle bana videolar geliyor işte hala oldun falan filan. O kadar ağladım ki, o kadar duygusaldı ki, gerçekten çok güzel bir duyguydu. Anlatması biraz şey. Az önce de video çekerken aslında bunu anlatırken böyle gözlerim falan dolmuş ama o video orada kesilmiş. Yani orayı çekmemiş. Neyse, bayağı gerçekten çok duygusal bir anda benim için. Şu anda Toprak 1 yaşında. Minnoş. Şubat ayına geçelim. Ocak'ta başka öyle bir şeyim olmadı. Ara sıra CE'ye çıkacağım dedim ama bayağı videonun içindeyim şu an. Şubat ayında tatildi işte. 15 tatildi. Evdeydim. Yani arkadaşlarımla birlikteydim. Thank you.
Hanların geldi kapına. Ne düşünüyorsun? Çok mutlu. Videoya mı çekiyorsun? Kanalını çok takip ediyorum yani. Çok güzel bir YouTuber. En sevdiğim YouTuber Nezihan. Teşekkür ederim. Çok bir şey yaşamamışım herhalde şu an aklıma gelmiyor çok eski. Ama çok komik bir erken doğum günü sürpriziyle karşılaşmıştım. Sile, dilek tuttu Sile. Mart. 2 Mart tarihinde 20 yaşına girdim ve kendim için bir doğum günü sürprizi, doğum günü partisi hazırladım. O da benim için güzel bir gündü. Tabii ki 20 olmak. Nisan bizim için yani aile içinde bizim için kabullenmesi çok zor acı bir ayrılıktı yaşadığımız. Mayıs. Mayıs ayında ilk defa bir defileye katıldım. Bir moda defilesine. Bu o günde de Öykü Karayel ile bir tanışma fırsatım olmuştu. Onun videosunu da izlemişsinizdir. İzlemediyseniz. Uzun zamandır video çekmiyorum. Unuttum. Sussanıza. 10 Mayıs'ta biliyorsunuz ben okulun tiyatro kulübündeyim ve oyunumuz Her Hırsız Haydut Değildir isimli oyunumuzu sergiledik. Ben reji kısmındaydım. Değerli misafirlerimiz, hepiniz Hayef Tiyatro Topluluğu'nun hazırlamış olduğu Her Hırsız Haydut Değildir isimli oyunumuza hoş geldiniz. Oyunumuz birazdan başlayacaktır. Oyun esnasında telefonlarınızı sessize almanızı ve flaşlı çekim yapmamanızı önemli rica ederim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. 13 Mayıs'ta sınıfça bir pikniğimiz olmuştu. Hangisi beni yollan evlenece o koronun ortasına yalandan gülecek. Kim ağlar ise beni yollan evlenece o. Mayıs ayı yine mezuniyetlerin olduğu bir aydı ve en sevdiğim canım arkadaşlarım artık mezun olmuşlardı. Yani tiyatrodaki arkadaşlarım, işte bildiğiniz gibi başta da söylediğim yurt arkadaşlarım falan. Mezuniyetlere katıldım arkadaşlarım. Gerçekten çok güzel günlerdi. Ama yokluklarını okulda arıyorum. Çok fazla arıyorum gerçekten. Yani üzücü. Ya aslında güzel ama üzücü. Haziran, Temmuz, Ağustos, bir de Eylül'ün sonlarına doğru biliyorsunuz yaz tatili ve çok eğlenceli bir yaz tatili dönemi geçirdim. Çok böyle gezmeli, tozmalı, eğlenmeli bir yaz tatiliydi gerçekten. Haziran işte eve geldik, artık yaz tatili başladı. Sonrasında işte Almanya'dan teyzemler geldi sürpriz olarak. İşte onlarla biraz vakit geçirdik. Sonra İstanbul'a Temmuz ayında da sanırım. Temmuz ayı düğün ayıydı. Oynamalar, süslenmeler, eğlenmeler tabii ki. Sonra Temmuz'un 17'sinde kuzenim Almanya'dan İstanbul'a geldi. Ben onun yanına Kayseri'den İstanbul'a gittim. Sonra İstanbul'da çok eğlendik. Yani İstanbul hep benim için böyle bir okula git gel moduydu ama bu sefer çok daha farklı bir İstanbul'la birlikteydim. Yani çok
çok daha eğlenceli. Böyle elimizde mikrofon, bu Galata Köprüsü'nün orada bağıra bağıra şarkı söylediğimizi biliyorum ve bir balıkçılardan biri hani o. Eminönü'nde Galata Köprüsü'nde böyle balık tutanlar var ya, balıkçılardan bir tanesi şey dedi amcanın biri. Size iyi bayramlar. Tamam. İyi bayramlar. Sonra yine Temmuz ayında bu İstanbul'dan önce falan bir Kapadokya'ya gitmiştik. Biz orada da küçük bir tatil yaptık. Sonra evet İstanbul Antalya'ya gittik. Antalya'da yunuslarla yüzdüm. Aquapark'ta böyle çılgın aquapark şey maceraları yaşadım. Neden o günleri vloglamadım? Çünkü eğlenmek istedim ama tabii ki elimde videolar var. Onları göreceksiniz şimdi. Anladım. Sonrasında Mersin'e gittik. Mersin'de de hastayım demiş miydim? Mersin'de de Almanya'daki aile dostlarımızla görüşmüş olduk. Çok güzeldi yine. Çok güzel bir şeydi. Ağustos ayı benim için biraz tatilden çok iş ayı oldu. O kadar tatilden sonra. Yeni bir iş tecrübesine başladım. 14 Ağustos'ta. Evet, 14 Ağustos'ta başladım. Bir aylığına bir işe girdim. Tecrübesi yaşadım. İlk defa bir iş tecrübesi yaşamış oldum. Eylül'de teyzemin nişanı oldu. Nişan tepsisini ben tuttum. Bu da benim hayatımda bir ayrıntı. Önemli bir ayrıntı. Ağustos'ta bitti. Eylül okullar açıldı. Ama... okullar açılmadan önce yaz tatiline son bir noktayı koymak için 9 Eylül'de Konya'ya gittik. Annem, ben, bir de komşumuz. Bir tane şeyden atladık. Atladık derken büyük bir yükseklikten atladık. Şey, ben sanıyorum ki oturacağız, binip gideceğiz. Öyle değilmiş. Bir yukarı çıktım. Adam seni iple, halatla bağlıyor şeye, ipe. Halatan, halattan halata, bilmem bir şey işte, korkunç. Böyle diye seni karşıya götürüyor. Ama ben sanıyorum ki oturarak gideceğiz. İyi tamam dedim, yapalım. Biraz eğlenceli olsun falan. Ama ben yukarı çıktım, tamam mı? Oturacak bir şey yok. İp, halat var sadece. Adamları halata bağlıyor, gönderiyor. Bağlıyor, gönderiyor. Korktum böyle. Betim benim atladı falan. Herkes diyor ki iyi misin falan, yukarıda sıra bekliyoruz. Sonra şey, tam biraz böyle kendimi sakinleştirmeye çalışacağım. Teyzenin biri döndü böyle şey yaptı. Kızım çok da şey yapma yani, ölümün bellidir. Geldiyse bunu değiştiremezsin. Teyzeciğim ne yapıyorsun? Neyse sonra tabii bir cesaret. Çok eğlendim onu da. İyi ki de yapmışım. Çok güzeldi. Eylül'ün sonu denedik. Okullar açıldı. Okullar açıldı. Bu sene benim için yepyeni sorumluluklar vardı. Ve bir dönem bitiyor bile. Yeni oda arkadaşlarım oldu. Onlarla tanıştım. Onlarla kaynaşmaya çalıştım. Hatta birçok oda arkadaşı değiştirdim bu senenin başında. Biri gitti, biri geldi, biri gitti, biri geldi falan. Yani yepyeni insanlar tanımış oldum bu senede. Ekim, Kasım, Aralık. Ekim, Kasım. Ya biraz okul, sınavlar, vizeler... dersler falan işte Ekim, Kasım zaten öyle. Kasım'da aşk başkadır demek isterim. Onun dışında aklıma şu an... Abim bir yer açtı. Yeni bir yer açtı. Galata tarafında bir arkadaşıyla beraber. Galata tarafında değil mi? Galata'nın hemen yanında. Bir konaklama yeri Galata Suite. Bununla ilgili bir Instagram'da da zaten çekiliş başlattım.
çekilişe hala katılmadıysanız da katılmak istiyorsanız Instagram adresimi buraya yazacağım. Oradan elimde böyle hediye kutusu olan bir fotoğrafım var. Ya son gönderim olması lazım ya da bir önceki gönderim olabilir. Çünkü bir fotoğraf atmayı düşünüyorum şimdi. Bu videoyu kaçta izleyeceksiniz bilmiyorum. Oradan çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişe katılma koşullarını da açıklama kısmında yazıyor. 2 Ocak'ta açıklanacak çekiliş ve bir kişiye çıkacak. Ve o kişi istediği bir arkadaşıyla beraber Galatasaray'da bir gece konaklama şansını hediye edeceğiz. Konaklayabilecek. Evet. Yani o fotoğrafta ayrıntıları okuyabilirsiniz. Bol şans diliyorum şimdiden. Arkadaşlarınızı bol bol etiketleyin. Aralık. 5 Aralık'ta eve gittim. Teyzemin düğünü oldu. Yakışlar geline. Hazırlanmış gidiyor evine. Al yazmasın. Al yazmayın yüzüne. Toprağın doğum günü. 1 yaşına girdi. Bu sefer doğum gününde yanındaydım. Ama hemen dayımlar geldi, teyzemler geldi. Kuzenim oradaydı işte kayfedelerde. Hep birlikte çok güzel günler geçirdik. Arkadaşlarımla görüşmüş oldum. Sonra yine final için İstanbul'a döndüm. Yani okul, dersler. Şu anda final haftasındayız zaten. Ve bu yıl bol bol tatlı yediğim bir yıl oldu. Yumuyor mu? Yabalan mı ya? Ama kilo almadım. 2019'da sizler için bol tatlılı, çok güzel bir yıl olsun. Umarım 2019 diğer yıllardan çok daha farklı olur. Dileklerinizin, hayallerinizin gerçekleşeceği ya da hayallerinize bir adım dahi olsa daha da yakın olabileceğiniz bir yıl olur. Daha güzel, daha umut dolu. Güzel bir yıl diliyorum hepinize. Videomu izlediğiniz için ve beni desteklediğiniz için. Ha, bu arada 2018'de de YouTube'da ilk yılımı da kutlamıştım. Evet arkadaşlar, hayran buluşmama geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kalabalık beni çok mutlu etti gerçekten. Çok teşekkür ederim. Beni bugüne kadar hep desteklediğiniz ve daha iyi olmam için bana yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok güzel nice yıllarımız olsun. Videomu beğenmeyi, yorumlara da 2019'dan beklentilerinizi yazarsanız sevinirim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bunu bir düşüneceğim.